Bu sözlerle başlanan hedef, bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların hak ve özgürlüklerine müdahale, yaşama biçimlerine baskı girişimidir. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltıda konuşan Başkan Tufan Akçagöz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın laiklik ile ilgili yaptığı açıklamasının gaf olmadığını ve kendisinin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın laiklik ilkesinin anayasadan çıkartılması gerektiği yönündeki ifadesi yalnızca kendi görüşleri değil, AKP'nin demokrasiye, eşitliğe ve bir arada yaşama kültürüne nasıl baktığının da aynı zamanda göstergesidir. Bu sözlerle amaçlanan hedef, bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların hak ve özgürlüklerine müdahale, yaşama biçimlerine baskı girişimidir. Laiklik ilkesi yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, bu yolla din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması değildir. Laiklik, milli egemenlik ilkesinin de aynı zamanda temelidir. CHP İl Başkanı Tufan Akçagöz, yapılan bu açıklamaların Ensar Vakfı'nda yaşanan skandalların üzerine örtmek ve gündemi değiştirmek için yapıldığını söyledi. Bir açıklama yapıyorlar, ondan sonra refleksleri ölçüyorlar. Amaçları bu. Bu gaf olarak açıklanan, değerlendirilen açıklamasından dolayı derhal istifa etmesi gerektiğini söyledik. Bunu tekrarlıyoruz. Bunu niye yaptılar? Hepimizin bildiği gibi Ensar Vakfı'nda dönen dolapları üzeri örtmek için yapıyorlar. Gündemi değiştirmek için bunları yapıyorlar. O halde bize düşen görev şudur. Asla unutturmayacağız. Ensar Vakfı'na Anadolu'nun yoksul çocuklarının gittiğini biliyoruz. Bu olaylardan sonra Ensar Vakfı'nı savunan bakan dahil çevresindeki hiç kimse kendi çocuklarını bu vakıflara göndermeyecekler. Buna eminim. Ama yine Anadolu çocuklarını bu vakıflara, tarikatlara, cemaatlere mecbur bırakacaklar. Bunun projesini hazırlıyorlar. Unutturmak istemelerinin gayesi de budur.